Bayanlar, ovaylar, Alper Ergin kanalından bir kez daha hoş geldiniz. Sevgili dostlar, Call of Duty World at War, diğer resmi olmayan adıyla ise Call of Duty 5 oyununa geçmiş bulunmaktayız sevgili dostlar. Sizler için hemen hızlı bir şekilde hikayesini okumak isterim. Şöyle alt tabağa geçtim de bununla alakalı hikayesini buldum da. Oyun, şöyle okuyayım sizlere. World at War'un senaryo bölümü iki savaş konusu üzerine kurgulanmıştır. İlk savaş, Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin Japon ordusuna karşı Pasifik'te verdiği mücadele üzerine yoğunlaşırken, ikincisi ise Sovyet ordusunun Doğu Avrupa'da Berlin'e ilerleyişini konu etmektedir. Yani iki farklı senaryo oynayacağız. Burada da oynayacağımız karakterlerden Air Miller, Amerikalı bir asker ve Air Petrenko. Bu tamam, bir de Air Petrenko. Sovyet Savaşı'nda Air Petrenko'yu oynayacağız. Burada enteresan durumlar var. Onları bölümler geldiğinde söyleyeceğim. Bazı karakterlerin ölüp ölmemesi bizim performansımıza bağlı olarak belirlenecek. Yani kurtarabiliriz de, kurtaramazsak ölebilir de bizim karakterler. Bu Call of Duty 1'de de vardı ama dikkat etmemiştim. Bu sefer dikkat ederek oynayacağım. Onu kurtarmaya çalışacağız. Sevgili dostlar, yapımcılığını bu sefer Treyarch üstleniyor. Şu ana kadar oynadığımız oyunların hepsi Call of Duty 3 hariç Infinity Ward tarafından geliştirilmişti ama bu Treyarch tarafından geliştirilmişti. Call of Duty 3 de zaten sadece PlayStation'a çıkışını gerçekleştirdiği için onu oynamamıştık sevgili dostlar. O yüzden şu ana kadar Treyarch'ın geliştirdiği ilk oyun olan Call of Duty serisi içerisinde ilk oyun olan Call of Duty World at War'u oynayacağız. Kameram umarım sol üstte bir şey engellemez. Call of Duty serisinde sol üstte genelde bir şey olmuyor ama duruma göre yerini değiştirebilirim. Ona bakıyor olacağız sevgili dostlar. Daha fazla uzatmıyorum. Grafik ayarlarımı yapılandırdım. Türkçe yapımı yaptım. Tekli diyerek çoklu oyunculu ve co-op seçenekleri de mevcut. Tekli diyerek görev seçimi de bana burada sunuyor. Şurada görevlerimizi inceleyelim hızlı bir şekilde. İnancını kaybetme, tutsaklıktan kurtul ve makine adasındaki Japon takviyelerine sürpriz saldırı yapmak için Carlson'ın akıncılarına katıl. Belli ki tutsak bir asker olarak başlayacağız. Sonrasında diğer görevleri de burada görebiliyoruz sevgili dostlar. Yeni oyun diyerek başlıyorum ve zorluk seviyesi, evet, bu oyunun en önemli kısımlarından bir tanesi. Çünkü oyunun başında seçiyorsunuz ve değiştiremiyorsunuz. Zorlu becerileriniz bastırılmış olacak. Öyle mi yapsak? Normal mi desek? Mücadele sırasında yetenekleriniz test edecek. Kıdemli hayatta kalamayacaksınız. Yok, veteran oynamayalım. Bunda pişman oluruz. Veteran da ben bu arada seriyi bitirdim. Daha öncesinde, yani çok önceleri, kaç sene evvel bitirmiştim ama gerçekten işkence olduğunu bildiğim için çok zorlu oluyor çünkü. Botlar sizi çok zorlayabiliyor. Zorlu da bitirebilirim ama normalde oynamak istiyorum. Çok zorlamayalım bence. Oyundaki keyfimizi baltalamasın. Çünkü keyfi baltalayabilecek seviyeye gelebiliyor. O yüzden normal diyelim. Ve başlayalım. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyorum sevgili dostlar. Videoları beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın diyorum. Çok da fazla uzatmıyorum sevgili dostlar. Bu destekler benim için oldukça önemli. Ve Japon-Amerika Pasifik Savaşı'na ait acımasız görüntüler görüyoruz. Bunlar tabii gerçek görüntüler. Üretilen miktarlar, uygulanan ambargolar,
askere seçilen, evet, bizim oyuncağımız karakter Private Miller, Er Miller. Amerika'da bir askeriz. Biz Japonya'da Japonların eline düşmüş bir tutsağız aslında şu anda. Japonya'da ele geçirilmiş bölgeler. Make an atoll. Little more than sand, trees and a small Japanese military base. Makinesi. Miller's reconnaissance team landed there almost a week ago. Since then we've heard nothing. The waiting's Rubek. We're going in. For all we know, they're already dead. If what little we know about the Japanese is true, it might be better if they are. Burada bu Rubak, az önce konuşan karakteri şöyle bir durduralım. Çok ufak bir bilgi paylaşacağım. Yani bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle aşağı indiğimde kimde? Kiefer Sutherland isimli aktör seslendirmiş. Çok karizmatik bir sesi var gerçekten. Ve Çavuş Reznov, yani Sovyet cephesinde göreceğimiz Çavuş Reznov isimli bir karakter var. Onu da Gary Oldman seslendirmiş. Gary Oldman biraz daha belki tanıdığınız bir karakter olabilir. Ufak bir ipucu diyeyim. Harry Potter'daki Sirius Black karakterini canlandıran aktör. Aynı zamanda Çavuş Reznov'a Çavuş Reznov'un sesine hayat vermiş durumda. Yani önemli aktörler de aslında bu seride yer alıyor bu arada. Birinci oyunda da bir ya da ikinci oyunda Jason Statham bir tane Çavuş Waters isimli bir karakteri seslendiriyordu. Bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Semper Fi, Makinato, South Pacific. Japonların elindeyiz. You are strong. Samawa tsuyoku nai. Gōjō na yatsume. A fucking thing. Behe doma minna kō nano ka? Oh. Daritomo kurose. Oh. Miller, you're okay. Thank God. We're gonna make them pay for what they've done. Fuckers. Oh. Arkadaşımız öldü. Hem de çok vahşi bir şekilde öldürüldü. Grab a light. We're gonna tear this place apart. Robot, signal the strike team. Başka silah alamıyor muyum? Tabanca yerine şunu ver bana. Kardeşimiz öldü be. Şimdi kim dost kim düşman? Ayırt edemiyorum ama sanırım ayırt edebileceğim. Atmosfer gereği ormanlık alan ve kamuflaj kullanmışlar. Gerçekten görmekte zorlanıyorum. Of. Bizim askerler bunlar. Secure the village. Köyü güvenli al. Oyun teknik anlamda bu arada gayet sağlam duruyor. Yapma bunu. Japonlar gerçekten savaşılması... Oh. Savaşılması gerçekten sıkıntılı bir topluluk.
Oo, çok artistik bir öldürüş şekliydi. Çıkamadık bir türlü. Dostlar dışı hoş geldin. Ah, kendi askerimizi vurduk yanlışlıkla. İşte kendi askerimize vurduk. Job Maurice. Tojo's at home in this shit. Ice peel. Evet. Gerçekten sıkıntılı bir ada. Savaş ortamı olarak ekstra bir zorluk katlanmış durumda. Check it out. Looks like a temple or some shit. Allah! Son anda kurtulduk. Son anda V'ye bastım ve kurtuldum. Abo, çok tehlikeli bunlar. Adamlara bakar mısın ya? Aman aman. Aman aman. Ben oradan sapladım ona mermiyi, gördünüz mü? O birazcık mermi. Silah çok iyiymiş. Proceed to extraction point. Tahliye noktasına git. I want to get through the rest of this quick and clean. You hear me? Quick and clean. Tamam. Stay sharp. Kavuş sürüyor. What the hell? Who took these guys out? Radio command. Find out if another unit came in ahead of us. Ambush! Go! Go! Ulan çekilsenize. Yapma ya. O bomba bana işlemez diye düşünmüştüm. What the hell?
Who took these guys out? Radio command. Find out if another unit came. Numara yapıyorlar baksana. Masanız da benim askerlerim beni sıkıştırıyor ya. Yavrum sıkıştırmayın. Ölsene be yavrum. Güzel etkileyici bir giriş oldu. Oğlum dümdeki adam vursana. Kolay kolay da ölmüyorlar burada. Öyle bir sıkıntı var. Allah! Eyvah, kesecekti bizi. Of, kılıç darbesi vurdu. Bizi kurtardılar. Kurtardılar bizi. Abi Japonlara bakar mısın? Gerçekten muhteşem. Adamlar kılıç kullanıyor, silah kullanıyor. We're heading up an all-out assault on Peleliu Island. No POWs to rescue this time. Our mission? Take the airfield and cripple their supply network. Alongside familiar faces, fresh-faced recruits. The older guys like Miller, Sergeant Sullivan and myself. We're known as the old breed. Old. We're not even out of our 20s. Ya 20'li yaşlarımızdan çıkmadık, bize ihtiyar diyorlar. Muhtemelen 25-26 yaşlarındalar. This is it, Miller. There they go. Faster than
Peach, you get on that radio and call for me if this is a war. Don't think twice. Boba, I want you up the beach and at that tree on ASAP. You're on point if we move in. Got it. What the hell? Is that one of us? Fuck. East Ridge. Polonski. Polonski bizim kuzenimiz bu arada. Oynadığımız karakter. Eyvah. Babası paramparça oldu. Bir ateş isteyelim bakalım. Güzel bombalandılar. Hadi gidelim. Ölmemişler ama sanki yanmışlar. Çok kötü bölüm çekti diyeyim ya. Bu silahı alayım da bari. Ölsene be yavrum. Ve bir tane daha bir bombalatma daha yapsam ya. Madem elimizin altında böyle bir imkan var. Geliyor vicdansa baksana. Ben şunu alayım bir elime. Kim ya? Nerede? Vay köpeğe bak, ağacın tepesine çıkmış. Ben
Lan ağacın tepesine çıkmışlar bir de. Allah. Lan ölsene. Ölsene be yavrum. Ölsene köpek. Lan nasıl gülüyorlar, korktular bende. Allah benim adammış o. Ya yanlış yöne bakıyorum sanki. Hadi. Yapma ya. O bombayı da bir al lan. Bir Allah'ın kulu alıp atıydı. Var mı roket? Nerede? Yollayayım da nerede? Ha şu arkadaş, jeton şimdi düştü ya. Roket deyince ben... Unuttum tabi, telsiz bende. Oğlum bana kim vuruyor lan? Allah'ını seversen nereden ateş ediyorum birader, şuna da bir sallayın. Göremiyorum var ya, göz olmuş olabilir mi şu an? Neyse geberdi. Nerede ateş ediyorsa bir önemi kalmadı. Şimdi Sarge, sıkıştır bölgeyi. Bekle majörün emirlerini. Rest.
Soon, Pulaski. Ana, Sergeant Sullivan çaklandı. Kılıçlandı daha doğrusu. İnanmıyorum ya. Son anda. I still can't believe it. Most solid, dependable, and courageous Marine we've ever known. Blink of an eye. Gone. Now it's down to me. And me alone. To lead these men, my brothers, safely through this. Rubak. AA fire from Peleliu Airfield is knocking our planes right out of the sky. Taking this airfield is our only priority. Whatever the cost. Wow. Hard landing. Airfield. Herr Miller olarak devam ediyor sevgili dostlar. 15 Eylül, September Eylül demekti. First Marine Division. Evet sevgili dostlar. Videonun 30 yarım saat olduğunu görüntülüyorum. Bugünlük burada bitirebiliriz. Umarım eğlenmişsinizdir sevgili dostlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı, bu tarz desteklerde bulunmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için oldukça önemli. Oyunla alakalı deneyimlerimi söyleyecek olursam da bence oldukça güzel. Ama bir rahatsız edici bir şey var. Yani Infinity Ward ile Treyarch'ın geliştirdiği Call of Duty'ler arasında her zaman bir fark var. O farkı tam anlayabilmiş değilim ama niyeyse Infinity Ward'un geliştirdiği Call of Duty'ler bana bir tık daha hoş geliyor. Bunda da bir rahatsız edici ufak bir detay var ama tam olarak kavrayabilmiş değilim. Birkaç bölüm oynadıktan sonra herhalde anlayabiliriz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın sevgili dostlar. Bu arada sevgili dostlar yorumlarda arkadaşım bir tanesi sağ olsun bahsetmiş. Kesinlikle World at War'u veteranda oynama. Çok pişman olursun demiş. Evet oyunun başında zaten onun sözünü dinledik. Öyle bir şey zaten düşünmüyorduk. Öyle bir işkenceye hiçbir türlü yokuz. Zaten atmosfer sıkıntılı. Askerleri göremiyorsunuz. Japon askerleri. Bir de sürekli bombalar, sürekli şeyler. Size de tavsiye etmem.